rica bir ülke olması kadar korkunç bir haber değil. Ben buyurunuz sevgili Yanardağ. Yani bu Artık Dağıt. hakikaten benim dilim tutuluyor. Buyurun efendim. Peki, şimdi Doğan Öz'ün katili İbrahim Çiftçi MHP'den aday. Şimdi Doğan Öz'ün katili kavramını kullandık. Yani hakkında mahkeme kararı olmayan birine katil denmez. Fakat hakkında mahkeme kararı var. Dört kez hem de. Dört kez. Ve mahkeme tahliye kararında da suçlu olduğu bizce kesin ama e, usul gereği askeri yargıtay ceza daireler kurulunun kararına uymak zorundayız diye serbest bırakıyor İbrahim Çiftçi'yi. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Doğan Öz, Doğan Öz'ün şehit edilmesi birçok olayı bize hatırlatır. Cevat Yurdakul vardır mesela aynı dönemde Adana Emniyet Müdürü. O da yine Ülke Ocaklı katiller tarafından o dönemde teröristler tarafından şehit edilmiştir. Adana Emniyet Müdürü. Hani e, işte MHP ülkücü, bakın bütün ülkücüleri suçluyor değiliz burada. Onun bir ayrımını yapalım. Faşist katilleri suçluyoruz biz. Faşist katilleri. Şimdi e, bu nedenle bir pişmanlık vesaire de yok. Şimdi e, asker katilleri, polis katilleri, savcı katilleri falan diye bir edebiyat var ya. Teröristler vesaire diye bir edebiyat var ya. Yani sanki bu hep başkaları tarafından yapılır. Bunlar e, pür upak şeyler, vatanseverler, milliyetçiler. Yok böyle bir şey. Geçmişte askerdir, polistir, ya yani daha çok polistir, savcıdır. Katlettikleri isimler vardır. Neden biliyor musunuz? Biz, Adana Emniyet Müdürü ki Adana Emniyet Müdürü'nün e, soruşturma dosyasına bakarsanız ben o dosyaların hepsini okudum. Bu alanda da çalıştım. Benim MHP ve Ülkücü Hareketi'nin analitik tarihi kitabında bütün bunları göreceksiniz. Eğer varsa sahaflardan ya da e, bulabilirsiniz bunu veya kitap yurdu gibi e, her kitabı bulan, eski kitapları bulan e, bazı internet portalları var. Oralardan ulaşılabilir e, bu kitaba. Yeni baskıları için de çalışmak lazım. Üzerinde çalışacağım. Henüz daha onu bitirmedim bir sürü işin arasında. Adana Emniyet Müdürü ülkücü kuruluşlar hakkında yürüttüğü bir soruşturma nedeniyle yani ülkücü kuruluşlar ve bazı ülkücü militanların işledikleri cinayetleri soruşturduğu için ve bu soruşturmanın ucunun genel merkeze doğru uzanma ihtimali bulunduğu için öldürülüyor. Zaten bütün bunlar 12 Eylül'den sonra açılan MHP ve ülkücü kuruluşlar davasının dosyalarında tutanaklarında mevcut. Şimdi İbrahim Çiftçi olayı bence enteresan. Birçok bakımdan enteresan, onu belirtelim. İbrahim Çiftçi, Bahçelievler katliamında bildiğim kadarıyla yer almadı. İbrahim Çiftçi orada yok. Ee, ama İbrahim Çiftçi, Doğan Öz'ün öldürülmesinde var. Doğan Öz, Ankara Başsavcı Yardımcısı ve MHP ve ülkücü kuruluşlar arasında, MHP'nin ve ülkücü kuruluşların kapatılmasına kadar gidebilecek ki, ülkü ocakları kapatılıyor, yerine Ülkücü Gençlik Derneği kuruluyor. ÜGED'e zaten o dönemde. Ee, ülkücü kuruluşlar hakkında ve bir dava üzerinde çalışıyor hakkında. Oradaki en kritik yaklaşım şu. Savcı Doğan Öz kontur gerillayla yani NATO'ya bağlı illegal yani yasa dışı terör örgütü denilebilir buna. Solculara, sosyalistlere, aydınlara, sendikacılara, sosyal demokratlara, CHP'lilere ki CHP il başkanları öldürülüyor o dönemde. Öldürülen milletvekilleri var. Abdurrahman Köksaloğlu mesela şeyin Mustafa Sarıgül'ün eski kayınpederi. Kontrgerilla ile kuruluşlar arasındaki ilişkiyi soruşturuyor. Bir kontrgerilla konusunda bir dosya hazırlayarak Başbakan Bülent Ecevit'e vermeyi planlıyor. Onun talebi üzerine. Bunun ardından öldürülüyor. Bu cinayet yani Doğan Öz cinayeti, savcı Doğan Öz'ün öldürülmesi, şehit edilmesi Türkiye'de 12 Eylül öncesinde Kontur gerillayla ülkücü kuruluşlar arasındaki ilişkiyi ortaya koyan en sömut, somut, olaylardan biridir. Çünkü Ankara Sık Yönetim Mahkemesi'nde bakın askeri mahkeme suç sabit bulunuyor, idama mahkum ediliyor. 7 yıl hücrede tutuluyor idam mahkumları. Mamak'ta hücrede tutulur o dönemde. Ki kendisi de söylüyor zaten 7 yıl hücrede idamı bekledim diyor. Bütün tanıklar ve bütün kanıtlar aleyhine yani sanıkla fail arasında mahkeme bir ilişki kurmuş. Yargıtay'dan askeri yargıtay var o zaman. Dört kez ceza bozuluyor. Dört kez geri geliyor. Muhtemelen askeri yargıtayda bu bir emirle ya da kontur gerillanın ya da istihbaratın devreye girmesiyle böyle bir karar aldırılmış olma ihtimali yüksek görünüyor. Mahkeme dört kez bu kararda direniyor. En sonunda mahkeme direndiği için dava askeri yargıtay daireler kurulunda görüşülüyor ve Serbest bırakılmasına karar veriliyor. Beraatine. Peki Sikoletim Mahkemesi ne yapıyor? Karar gerekçe çok önemli. Arkadaşlar onu e, getirebilirsiniz. Şeyde vardı, e, bizim grafiklerde vardı. Haberde, ilgili haberde. İbrahim Çiftçi için katil diyor mahkeme. Serbest bırakma zaftında diyor bunu. Mahkeme zabıtlarında diyor. Diyor ki Doğan Öz'ün katili olduğu bizce kesindir. Ama usul gereği askeri yargıtay ceza daireler kurulunun kararına uymak zorundayız. Bu nedenle serbest bırakıyoruz veyahut beraatına karar verilmiştir. Bu bir skandaldır. Şimdi böyle bir kişi MHP listesinden aday. Nereden adaymış? Birinci bölge, dördüncü sıra. Çok seçilebilecek gibi bir sıra görünmüyor. Yani MHP açısından, alacağı oy açısından tam sınırda. Seçilebilir de seçilemeyebilir de. Kaldı ki İbrahim Çiftçi, Devlet Bahçeli'nin aday olduğu dönemde genel başkanlığa da aday oldu ve Yanlış hatırlamıyorsam çok az bir oy aldı. 13 mi, 15 mi oy ne almıştı? Yani Devlet Bahçeli, Rami Zongun, İbrahim Çiftçi, bir aday daha vardı. E, Tuğrul Türkeş, evet Tuğrul Türkeş. E, orada daha sonra e, Devlet Bahçeli lehine adaylıktan çekildiler. İkinci turda, seçimlerin ikinci turunda zannediyorum Devlet Bahçeli Türkeş'ten sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkan e, olmuştu. Ben şöyle bir tablo görüyorum. Birçok e, 80 öncesinde, 70'li yıllarda, 12 Eylül darbesi öncesinde diğer bir ifadeyle. Evet diyor ki, sanık İbrahim çiftçinin Doğan Öz'ü tahammüden öldürdüğü mahkememizce sabit görülmüş. Ancak askeri yargıtay daireler kurulu kararları mahkememizi bağlayıcı nitelikte bulunduğu için, bulunduğundan sanık İbrahim çiftçi hakkındaki 7 bölü 8'lik yani 8 oya 8'e karşı 7 oyla alınmış karar. Bir üyenin bir üyenin oyuyla 7 e, bölü 8'lik oy çokluğuna dayanan bozma ilamına uyularak sırf bu hukuki zorunluluk nedeniyle bakın katil değildir demiyor. Sırf bu hukuki zorunluluk nedeniyle sanık İbrahim çiftçinin beraatine karar verilmiştir. Mahkemenin verdiği bu karar bakın bu askeri mahkemedir. Bu karar tarihe geçecek niteliktedir. Bu karar tarihe bir daha verin arkadaşlar onu dursun, ortadan verin. Bu karar tarihe geçecek niteliktedir. 12 Eylül darbesinin koşullarında verilmiş bir karardır. Sanık İbrahim Çiftçi'nin doğan özü taammüden öldürdüğü mahkememizce sabit görülmüş. Ancak askeri yargıtay daireler kurulu kararları mahkememizi bağlayıcı nitelikte bulunduğundan sanık İbrahim Çiftçi hakkındaki 8'e yani 7'ye karşı 8 oyla oy çokluğuyla oy çokluğuna dayanan bozma ilamına uyularak sırf bu hukuki zorunluluk nedeniyle beraatine karar verilmiştir diyor. Sussuz demiyor. Bak. Evet, Bu o nedenle biz Doğan Özün baş yardımcısı Doğan Özün katili ifadesini kullandık. Bu bir mahkeme kararı olduğu için. Buyurun hocam. Evet. Evet, e, tabii çok doğru. Bir de çok teşekkür ederim. Ben e, tamamen şöyle bir ifade herhalde e, yanlış e, ifade ettim, yanlış söyledim. Aynen bahçeli evler katliam.